İhsan Yılmaz'ın Suud ve İran arasında Türkiye toplumu başlığını verdiği yazısını sunuyoruz şimdi. Orta Doğu'da Suriye örneğinde görüldüğü üzere Türkiye ile İran'ın çıkarları çatışıyor. Çıkarları bu denli çatışan iki ülkenin rekabetinde İran'ın binlerce yıllık devlet geleneği, derin ve köklü medeniyeti Türkiye'ye karşı ciddi avantajları her iki ülkenin de menfaatlerine uygun olacak, üzerinde ciddi kafa yorulmuş politikalarla çatışma yerine uyum elbette hedeflenebilirdi. Ancak zikzaklarla malül Türk dış politikasının böyle bir kabiliyeti yok. En olmayacak zamanda tüm batıyı karşısına alıp İran yanlısı hareket eden Türkiye, şimdi de en olmayacak zamanda hem batıyı hem İran'ı karşısına alan Suudi Arabistan yörüngeli bir siyasete savrulmuş durumda zamanında İlber Ortaylı hoca belediye kafası devlet yönetemez dediğinde ona içerlemiştik. Haklı olduğunu son 2-3 yıldır hayret ve dehşetle müşahede ediyoruz. Bu yazıda asıl bahsetmek istediğim hem İran'ın hem de Suudi Arabistan'ın Türkiye toplumu üzerindeki kalıcı etkileri. Buna sloganik laflar etmenin ötesinde kafa yorulmuyor. Son yıllarda İran'ın Türkiye'de nüfuz etmek elde etmek üzere yaptığı çalışmaları epeyce dile getiren oldu aslında. Ülkedeki binlerce İranlı şirket ve buralarda çalışanlar yoluyla da İran nüfuz elde etmekte. Türkiye'de yüz binlerce İranlı yaşamakta ve tüm bunlar asimetriktir. Yani Türkiye'nin İran'da bunun onda biri kadar insani, ticari, ekonomik ve kültürel varlığı yoktur. Bütün bunlara rağmen bu konuları artısıyla eksisiyle geleceğe bakan projeksiyonlarıyla çalışanlarımız neredeyse hiç yoktur. Onca Think Tank içerisinde bu konularda somut verilere dayalı geniş ve derin raporlar yayınlayanı yoktur. Konu çok büyük ölçüde sloganlar seviyesinde işlenmektedir. Şu soruların keşke ciddi ve somut cevapları olsa, İran devleti ve onun bir siyasi enstrüman olarak kullandığı Şiiliğin Anadolu İslamı'na şu an ne tür etkisi vardır? Anadolu Alevilerine nasıl etkisi vardır? Tarikatlara ne tür etkisi vardır? İslamcılara ne tür etkisi vardır? Diyanet teşkilatına ne tür etkisi vardır? Din ve ahlak bilgisi müfredatına ne tür etkisi vardır? Yayın ve kültür dünyasına ne tür etkisi vardır? Bunlar ille de olumsuzdur demiyorum ama artısıyla eksisiyle ve potansiyel meydan okumalarıyla bu konunun çalışılmadığını ancak ileride somut problemler ya da yeni sosyolojik durumlar ortaya çıkınca panikle geç ve yanlış işler yapacağımızdan endişe ediyorum. Yukarıdaki tüm soruları ve endişeleri Suudi Arabistan, Vehhabilik ve Selefilik için de mutlaka dile getirmek ve bunları da araştırmak gerekiyor. İran'da, ülkedeki İran nüfuzundan bahsederken Suudi Arabistan, Vehhabilik ve Selefilik etkisinden bahsetmemek konuyu eksik ele almak olur. Son zamanlardaki IŞİD'e Türkiye'den katılanlar tartışmalarında gördüğümüz üzere Türkiye sosyolojisinde Suudi Arabistan, Vehhabilik ve Selefiliğin etkisi giderek artmakta. Bunların ilahiyat, diyanet, tasavvuf ve İslamcı camialar üzerindeki etkisi neredeyse hiç konuşulmamaktadır. Türkiye toplumu bir yandan hızla sekülerleşmekte. Şu an hem modern hayat tarzlarının, teknolojinin, şehirleşmenin etkisiyle hem de AKP'nin İslam'ı istismar eden halleriyle dinden soğuyanların sayısı hızla artıyor. Buna şu an AKP hayranı olup da daha sonra hüsrana uğrayacak pek çok başka kişi de eklenecek. Ancak öte taraftan dindar olmayıp da İslamcı olan, namaz kılmayıp da imam hatiplerde okuyan acayip bir lümpen ve militan nesil yetişiyor. Bu neslin bir kısmında İran ve Şiiliğin, bir başka kısmında Suud, Vehhabilik ve Selefiliğin etkileri olacak. AKP sonrası Türkiye sosyolojisi çok daha karmaşık ve gergin bir sosyoloji olacak. Maalesef ne devletin, ne akademiyanın, ne düşünce kuruluşlarının ve ne de eleştirel düşünceyi ve yeni okumaları boğmaya çalışan ulema nakliyatın bu meydan okumalara karşı bir hazırlığı var, diyor İhsan Yılmaz Meydan Gazetesi'ndeki yazısında.